Ya Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilecek. Zaten CHP'de bir kurultay yapısı var, delege yapısı var. E, Kemal Bey seçilmeme ihtimali yok. Bir tane, sizin için söylemiyorum bunu, tenzih ederim sizi, bir kukla aday konacak oraya. Kemal Bey'in karşısına bir demokrasi oyunu oynanacak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar seçilecek. Sonra da diyecek ki ben işte partici demokrasiye tekrar aday oldum. Bir aday daha vardı, yarıştık ve ben yine kazandım. Fakat galiba şu an işler pek öyle olmuyor. Şimdi siz tabii çok naziksiniz. Biz bunların hepsini geçmişte duyduk. Kuklu aday, tavşan aday, işte biraz koşturacak, çekilecek, yerine başkası gidecek falan. Ama ilk günden beri söyledik yani biz partimiz için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için bir şey yapmaya çalışıyoruz ve özellikle partimize oy vermiş ve gönlü kırık seçmeni, gönlü kırık vatandaşları, kızgın küskün vatandaşları yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin radarına sokmak için, ilgi alanına sokmak için bir şey yapıyoruz. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege yapısıyla ilçe il kongreleri ilgili çok şey konuşuldu, konuşulur. Haklılık payı olan kısımlar var. Örneğin herkesin artık siyasetten ümidi kestiği bir sırada başlayan kongreler takviminde öyle yani biz kendimiz bile daha kendimize gelmemişken mahalle kongrelerinde ve birçok ilçe kongresinde değişimcilerin adayı diye bir şey dinlendirip somutlama imkanı olmadı. Yani deyim yerindeyse daha kimse bir şeyin farkında değilken aslında kongrelerdeki delege yapısı ilk kongrelerine kadar geldi. Ben adaylığımı ilk ilk kongresi olan İzmir İl Kongresi'nden bir gün önce açıklayabildim. Ve o günden sonra da il kongrelerine gidiyoruz. Tarif ettiğinizle uyumlu bir şey söyleyeyim. O günden itibaren o güne kadar zaten yaz boyunca büyük bir ümit kırıklığı vardı. Sonra adaylığımız adaylığa karar verdik. Sorumluluk almaya karar verdik ilanı için bir 2-3 haftalık süre geçti. O günlerde kimsenin ümidi yoktu. Ama her geçen gün üstüne koyarak ilerlemeye başladık. Ve tabii bir de şöyle de bir şey oldu. O kısmını da açıklık kavuşturmak lazım. Açıklığa kavuşturmak gerekir. Ee, i̇lk başlarda e, genel merkezin lehine, değişimin aleyhine olan illerde kongreler yapıldı. Ve ilk haftaların sonuçlarını e, çok ciddi şekilde işte değişim kaybediyor değişim asla şansı olmaz diye bir takım bilgilendirmeler birazcık asimetrik e, bilgi aktarımları da oldu ama sonradan önce dengeyi sağladık sonra öne geçtik şimdi de artık ya, bugün son il kongremizde yapıldı yarından itibaren kurultay süreci resmen de başlamış olacak. Size gerçekten yani bütün bunları duyduğunuzda biraz sinirleriniz bozulmuyor muydu ya? Yani nasıl Kemal Bey kazanacak işte oraya grup başkan vekilini koydu. O da kaybedecek sonra da diyecekler bu. İnsanın kendi çok kötü hissettiren bir şey bu. Ya şöyle ya kaybetseniz de kazansanız da kötü kendinden Kendinden sen bunun böyle olmadığı nasıl anlaşılacak diyorsun. Ben kendi sürecimi şöyle <laughs> samimiyetle anlatayım size. Ben e, tabii 8 yıldır partide grup başkan vekiliyim. E, 2019 yerel seçimlerinde 41 ilde 247 aday tanıttım ben. Düşünün yani CHP zaten 700 civarı adayı var. 247 tane aday tanıttım. Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, ilçe hatta bazen belde belediye başkanı adayları 247 aday. O bitti. Bittiği günden sonra mecliste değilsem ve kendi seçim bölgemde bir şey yoksa ki orayı dahi aksattım bayağı. Mecliste değilsem ve Manisa'da değilsem Türkiye'de 81 ilde 947 ilçeden birindeydim. Nereye çağrıldıysam gittim ve bu seçim kampanyasına ilk başlayanım ben. Ve bütün kampanya boyunca hep şunu söyledim. 100. yıl, 100. yılda Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kurucu değerlerine çelişkisi olan husumet duyanların değil bizim 100. yılımız. Biz kazanacağız. Çalışın, adayın kim olduğu ne zaman açıklanacağına ilgilenmeyin. Aday sizsiniz. Aday emekli öğretmenler. Öğrencilerinden mezun ettiklerinden o istesin aday esnaf müşterisinden istesin aday usta askere yollayıp usta ettiği kalfasından istesin aday hepimiziz bu seçimi almalıyız ve ben bu motivasyonla 4 yıl koşturdum herkesin gözünün önünde sosyal medyada her yerde 14 Mayıs için 28 Mayıs için kazanalım diye her şeyi yaptım 28 Mayıs akşamı yaşadığımız şoktan sonra ikinci şoktan sonra kolumu daha ta kaldıracak tahkikatım yoktu benim. Öyle aday olayım, aday olayım değil. Sam teklifim de şuydu. Samimi bir özür dileyelim ve çekilelim. Çekilelim, istifa edelim. İstifa edelim, kongreye götürelim partiyi ve partinin baştan aşağı her şey değilsin. Çünkü Kime yapamadık. Bunu hem partinin yetkili kurullarında, MYK'da hem ayak divanı gibi yani MYK üyeleriyle görüştüğümüzde, genel başkanımızın bizden fikir alışverişi yaptığı bazı ortamlarda hep şunu söyledim. İlk gece konuşma metni ne konuşalım nasıl bir açıklama yapalım a cevabım şuydu. Adaylık açıklamanızı alın. O adaylık açıklaması üzerinden gidin. Deyin ki bayramda babasına kavuşturacağımıza söz verdiğimiz Vera'dan özür diliyoruz. Şen Yaşar ailesine adaleti getiremedik özür diliyoruz. Somacı madencileri hesabını soramadık özür diliyoruz. 3-4 gün sonra da sağlıklı bir değerlendirme yapalım ve partideki sürecin önünü açalım. Ama Haziran ayının ortalarına gelince yavaş yavaş şu anlaşıldı ki ben hep şunu görüyordum ve biliyordum ve savunuyordum. Ya bir yaz hali içindeyiz. Yaz evinde kimse konuşmaz. İlk üç gün kimse konuşmaz. Üçüyle yedisi arasında çok az konuşan olur. Genelde de susturulur. Yedisinden sonra kan bağı olmayanlar kırkından sonra herkes konuşur. Bu ilk üç günün beş günün sessizliğini şöyle yorumladı bazı arkadaşlar. Ya bize herhangi bir sorumluluk yükleyen yok. Biz kaybetmedik, kazandık. Hatta kaybettik lafını kullanmayın. Sadece kazanamadık deyin. Yani yenilgiye başka anlamlar, ifadeler yükleyerek. Oysa ben bütün sürecin yani ben sahayı biliyorum. Ben gençleri biliyorum. Ben mahallemdeki esnafı biliyorum. Benim korumam yok. Ben ekmeği almaya kendim giderim. Ben Sokakta kendim yürürüm. Ben Manisa'da oturuyorum, Ankara'da misafirhanede kalıyorum. Sokaktayım her yerdeyim ve gördüğüm bir şey vardı. Acayip bir küskünlük, acayip bir umutsuzluk ve şöyle tarif ettim onu o günlerde. Dedim ki hani ev arkadaşınla eşinle kavga edersin. Kapıyı vurdar çıkar gider. Niye vuruyor kapıyı? Gittiğini duy diye vuruyor. Gider köşede bekler, kapının önünde bekler. Git ikna et diye. Bu sefer öyle bir şey yok. Gerçekten yok Tolga Bey. Kapıyı sessizce açtılar. Sessizce çıktılar ve karanlık bir sokakta kayboluyorlar. Partiden kopuyorlar. Ben o kadar çok CHP'li arkadaşımdan aynı cümleyi duyuyorum ki. Size onu söyleyeyim mi? Bunu Tabii. ilk kez söylüyorum. Ben Beni çok yani cuk bu kadar olabilir. Çünkü sokaktaki gerçekten hiçbir siyasetle alakası olmayan sıradan vatandaş gidip CHP'ye oy vermiş. Sıradan vatandaşın duygusu bu. Herkes diyor ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimden sonra hiçbir CHP'li istifa etmedi ve hiçbiri de edecek gibi durmuyor. Üstüne üstlük bir de CHP seçmenine çok özür diliyorum. Bu laftan dolayı ceza yiyebilirim ama ifade bu diye. CHP seçmenine işte genel başkan eleştirirseniz Atatürk eleştirmiş sayılırsınız. Ha Sakan gibi salak muamelesi yapıyorlar. CHP'den kimse istifa etmeyince CHP seçmeni CHP'den istifa etti. Şimdi ya bu inanılmaz doğru bir analiz. Benim çevremdeki hiç kimse yani birçok arkadaşım hep aynı şeyi söylüyor. Madem böyle, bundan sonra biz artık CHP seçmeni değiliz diyorlar. Bunu siz benden daha çok duyuyorsunuzdur herhalde. Şimdi zaten mesele şu. Bir, ben bunu hissettim. Bu tanımlamayı yaptım. Bunu birçok yerde anlattım. Anlatmaya devam ediyorum. Örneğin bir YouTube yayınında Armağan Çağlayan'la... Oradan bir kesit, yayından 20 gün sonra yayınlanmış. Geçen gün Sayın Gani Mejde alıntılamış. Bu duygusal kopuşu anlattığım kısmı. Çevremdeki herkesin durumu bu demiş mesela. Altına bir sürü etkileşim aldı falan. Yani... E sokaktaki insanlar, gerçek insanlar, sanatçılar, arkadaşlarımız, herkes aynı şeyi hissediyordu. Ve buna karşı duyarsın yani siyaset dediğin şey, toplumun nabzını tutmak, ne hissettiğini görmek, ona onu hiç olmazsa hissetmek. Yani siyaset bir sahicilik ister. Hiçbir şey olmamış gibi davranma meselesi partiye yapılabilecek en büyük kötülüktü. Ben ilk yola çıktığımda şunu söyledim. Çok net söyledim bunu. Dedim ki kaybeden takımda Santrafor oynayacağıma Kazanacak takımda her mevkiye talibim dedim. Özgür sen çok oynadın ortaya geç ortaya geçerim. Kaleye geç kaleye geçerim. Biraz dinlen yedek otururum. Oynamayacaksın artık diyorsanız ben top toplarım dedim. Ama geç takımın başına derseniz onu da yaparım. Başta fedakarlık yapmaya da sorumluluk almaya da hazırım diye başladım. Nasıl karar vereceksin dediler. Konuşmam gereken herkesle konuşacağım dedim. Bütün yaz öyle geçti yani. Gerçekten örgütümüzle konuştum, yöneticilerimizle konuştum, milletvekillerimizle, önceki genel başkanla, kimi bulduysam konuştum. Ve bak gün geldi. Fedakarlık değil de sorumluluk yani bir başka sorumluluk almak üzere olgunlaşan bir mesele olmayınca sorumluluk aldık. Ama o sırada dünya kadar laf yedik. Yani sorunuzun başladığı yerde bırakayım. Tabii kendinden emin olmasan çok kötü bir şey ya. Ya düşünsenize benim kızım var. Kızım böyle yaptı bir gün. Böyle baktı bak, İpek. Böyle telefona baktı. Ne oldu dedim. Sana tavşan diyorlar ya dedi. yani o o güldüm ya kızım derler siyaseten söylüyorlar falan dedim yani öyle çok da küçük değil üniversitedeyim değil pek. Sana tavşan diyorlar baba ya dedi. E tabii onur kırıcı bir şey, üzücü bir şey ama olmadığını bilirsen, özgüvenin varsa, ne yaptığını biliyorsan ve aynı dili konuştuğuk bir ekip, bir kadron varsa o zaman kolay. Gerçekten biz duygu durumu benzer. İçinde içinde bulunulan duruma hep birlikte itiraz eden ve bir daha kaybetmek istemeyen, bu parti bir daha kaybetmesin isteyen bir kadroyla yola çıktık. Ve bu işte sizin dediğiniz gibi hiç kimse şans vermiyordu. Hatta bazı arkadaşlar şey diyordu, işte imzayı toplayamaz. Yani 70 kişi bile imza vermez. İmzayı toplasa 200 oy alamaz. E şimdi gelilen analizlerde işte en kötümseri kafaya kafayalar diyor veya işte değişimciler önde diyor. Bu tabii yani birçok faktör var bunda. Geçen zaman kurduğumuz dil, yaptığımız tespitler, tutum belgemiz. Yani böyle sadece bir adaylıktan bahsetmiyoruz. Bir kadro hareketinden. Genç ve son derece yani olması gerektiği kadar değil ama çok sayıda kadının içinde yer aldığı genç bir kadro hareketinden bahsediyoruz. Size şimdi bu değişimden kastınızı çok merak ediyorum. Bunu soracağım. Çünkü CHP değişsin zaten herkes CHP... Ben Kemal Bey'in de CHP değişsin diye düşündüğüne eminim. Ama herhalde e, kendi adaylığına gelince o değişimden yana değil. Ama e, kimsenin CHP'nin değişmesine bir itiraz yok. Ama değişimden ne kastettiğinizi size soracağım. Fakat size sormak istediğim başka bir iki şey daha var. Mesela insanların bu tavşan aday, kukla adayla ilgili en çok sordukları soru şu. Diyorlar ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olup mecliste son o veda konuşmasını yaptığında Özgür Bey ağlıyordu. Doğru. Şimdi o gözyaşlarıyla imzalanmış o sadakat tutumundan bu tarafa nasıl geçti? Yani o sadakat yemininin bozulduğuna seçmen olarak nasıl ikna olacağız diyorlar. Şimdi hayır sadakat yemini bozulmuş değil. Sadakat partiye sadakat. Sadakat siyaset arkadaşlarına sadakat. Siyaset gay sahici bir şey. Ben siyaseten siyasette 3 kez siyasette 3 kez ağladım. Bunlardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu mazbatasını 19 gün sonra alıp da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslime gittik. Yerde bir insan seli, araç yaklaşamıyor, gıdım 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 geliyor. O dar böyle bir balkonu var İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Oraya çıktım, aşağıdan böyle öyle bir ses yükseldi, öyle bir el salladılar, öyle bir öpücük attılar ki hüngür hüngür ağladım. O da Fox TV Özgür Özel'in gözyaşları diye verdi. Bir tane Soma davası, İlk günden son güne takip ettim. Neler neler oldu. Hani bir programda anlatabilirim oradaki adaleti. Bir tam program sürer. En son ölenleri suçlu buldular. Katilleri dışarı saldılar. Çıktım kapının önüne. Bir gün bunun hesabı sorulur dedim. Üngür üngür ağladım. Yan tarafımda Can Atalay var. O fotoğraf hala duruyor. Ve Can Atalay şimdi hala içeride. Soma'nın iki tutuklusundan biri. Biri kendisi, biri Selçuk Kocağaçlı. İki Soma avukatı. Bir de ya yıllardır uğraşıyoruz. Ve büyük bir mücadele veriyoruz. Kemal Bey çıktı, dedi ki bu kürsüde son konuşmam dedi. Muhalefette son konuşmamız dedi. Ben grup başkan vekiliyim ve Kemal Bey'le de son derece uyumlu çalıştım. Şu kadar kırdığım, üzdüğüm, şu kadar verilen görevi aksattığım olmamıştır 8 yıl boyunca. Zaten CHP tarihinin en uzun süre grup başkan vekili yapan ikinci kişisiyim. Duygulandım ağladım. Gözümden yaka, ay, akan her damla yaş Kemal Bey'e de Ekrem Bey'e de helal olsun ama soma da hayatını kaybedenlerin çocukları da haklarını bize helal etsin. Bakın onlara akıttığım yaş helal olsun. Ben böyle yani ne yapayım? Yani Kemal Bey'in adaylığı sırasında ağladım diye, duygulandım diye, heyecanlandım diye. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yapıp. Kusura bakmayın arkadaşlar ben Kemal Bey'in adaylığında ağladım. CHP'de bir değişme falan olmayacak. Yerel seçimlere de böyle gideceğiz. Sonraki seçimlere de böyle gideceğiz. Siz ister kızın, ister küsün, ister sandığa gelmeyin. Ben ağladım bir kere mi diyeceğim? Hiç ama... pişman değilim. Hiç de orada kusurlu bir şey görmüyorum. Yarın kongreyi kazanayım. Dördüncü kez de kurultay salonunda ağlarım. Hiç bunda bir şey yok. Duygulanınca ağlar insan. Yani. Kemal Bey yeniden kazanırsa... ...yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı tekrar kazanabilir misiniz? Sizce? Şimdi kazanmak için her şeyi yaparız. Ama işimiz daha zor olur. Çok net. Neden? Çünkü... Şöyle bir şey var bugün bir takım resmi yani e, abonelerine yollanan anketleri paylaşan firmalar da oldu. Her yerde görüyoruz konuşuyoruz zaten herkes kendi vicdanına sorsun başka bir şey değil. Şu anda Türkiye'de en çok söylenen cümle değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim. Bu cümle yoksa ben yanlış söylüyorum. CHP'de bir değişim olmazsa ben bir daha sandığa gitmeyeceğim ve değişim olmazsa bir daha oy vermeyeceğim lafı Bizim şu anda karşımızdaki en büyük tehdit. Yakın çevrenizden size bunu söyleyen en yakın kişi kim? Yani ne bileyim işte teyzemin çocukları, kuzenlerim, akrabalarım, ya herkes. Size ya. rağmen söylüyorlar değil mi? Ya herkes herkese rağmen söylüyor. Veya verilmeyecek diye söylüyor. Ben geçen gün şöyle bir tartışma oldu. İşte delegeler melegeler falan CHP'de delege yapısı. Biraz önce o konuda vardı. Asker delege diye bir kavram var. Yani seçiliyor ne denilse onu yapılacak. Ben onu dedim ki böyle asker deleri delege lafı Cumhuriyet Halk Partili birisine yapılabilecek en büyük hakaret. Evet. Çünkü adamın askerliği, o Mustafa Kemal'in askeri. Burasında parti sevgisi atıyor şah damarında. Cumhuriyetin 100. yılında seçimi kaybetmişiz. Biri kulağına diyecek ki sen genel merkeze Kemal Bey e oy vereceksin. Biz bili biliyorsunuzdur çoğu delegemiz gülümseyerek şey yapar. Ben de delegeydim yani milletvekili olmadan önce kurultay delegesiydim. Biz kurultaya gitmeden önce berbere gideriz. Güzelce tıraş falan. Bayrama hazırlanır gibi hazırlanırız. Şimdi bizim delege gidecek berbere oturacak. Kulağına da demişler ki sen Kemal Bey'e genel merkeze oy vereceksin. Tıraş yaparken berberin kulağına ne söylediği önemli. Abi bir değişim olmazsa işiniz zor dedi mi bu kulağını hiç duymaz. Bu kulağıyla ne duyduğunu yapar. Sen asker delegeyi seçersin. Gider evde asansöre biner üçüncü kata çıkana kadar fikri değişir. Çünkü dördüncü kattaki 20 yaşında bir kız ona der ki eğer bir değişim olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben daha bir daha oy vermeyeceğim. Ben zaten yurt dışına gideceğim artık dedi mi o genel merkezi delege değişimci oluverir üç kat çıkana kadar. Peki CHP tam da bu söylediğiniz delege yapısı yüzünden bu halde olabilir mi? Yani bu gerçek olabilir mi? Şimdi, yani siz bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz hayır. ki ben inanmıyorum da haklısınız kendi açınızdan ama. Diğer taraftan da ortada bir CHP tablosu var ve hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ya ben bunu duydum siz duymadınız mı? Bir CHP'li çıkıp dedi ki genel başkanı eleştiremezsiniz o Atatürk eleştirmek olur dedi. Ya o tabii. Kimse de höst demedi bu adama yani. Diyenler de oldu. Ya, oldu ama o. hani bunu yani ben genel başkan olsam önce genel başkan olarak ben kendim söylerim höst diye. Yani CHP genel başkanı olarak. Ama parti içinde demek ki daha bir sadece o değil bir sürü CHP'li Kemal Bey'in adaylığın eleştirilmesini, Kemal Bey'in aday olmaması ile ilgili fikir beyan edenleri falan neredeyse hainlikle falan suçlayanlar var. E bunlar da CHP delegesi. Delegedir değildir, yöneticidir. Şimdi bir kişi kendi siyasi geleceğini sadece bir kişinin siyasi geleceğine bağlıyorsa bir o kişi kötü bir siyasetçidir. O kişi partiye bir şey verecek bir şey yoktur. O kişi partiye yüktür. Ben bütün partililer bize bunu söylüyorum. Efendim işte Kemal Bey aday olmazsa, Kemal Bey genel başkan olmazsa deyip arkasına anlamsız laflar dizen herkes için şunu görün. O adamın özgüveni eksik. Kemal Bey olmazsa ben yokum diyor. Var mı partimizde böyle arkadaşlarımız? Maalesef var. CHP'de yok. Diye. Kiminin, kiminin olduğunu biliyorduk. Kimini de bu süreçte gördük. Ama yanlış ve biz daha çoğuz. Yani değişimciler daha çok değil. Partide özgüveni olanlar daha çok. Partiyi sevenler daha çok. Ben Kemal Bey'i seviyorum. Hala çok seviyorum. Ama partimi daha çok seviyorum. Ülkemi daha çok seviyorum. O yüzden doğruyu yapmak mecburiyetindeyim. Ben ilk röportajım çıktığında değişim kararlı ve vefalı olmalıdır dediğimde Kemal Bey'e okudunuz mu efendim? Daha önce zaten böyle bir düşüncem olduğunu söylemiştim. Okudunuz mu dedim. Sayın Genel Başkan dedi okudum. Öneriniz var mı dedim. Aday olmadan önce de annem, babam, kardeşim, eşim ve kızımla konuştum. Gittim Kemal Bey'e dedim ki ben ailemle konuştum. Böyle böyle cuma günü adaylık açıklamak istiyorum. Uygun görürseniz de öyle otel lobilerinde, otel köşelerinde değil, baba evimizde açıklamak istiyorum. Genel merkezimizde. Memnun olurum dedi. Tavsiyeniz öneriniz var mı dedim. Dinledim. Tavsiyeniz sen bir şey diyor musun dedi. Ben söyledim ve medeni bir şekilde el sıkıştık. Bu süreci gözün ayrışmanız Kemal Bey'in adaylığa devam etmesi noktasında oldu değil mi? Evet. Siz dediniz ki bırakmanız lazım. Kemal Bey dedi ki hayır devam edeceğim ve siz dediniz ki o zaman ben aday olacağım. Kemal Bey kendi kendine devam edeceğim demiyor. Kim diyor? Kemal bu? Bey aday olacağım da demiyor. Ama Kemal Bey'i bu baz, bazı gerçekler yani partinin ihtiyaç duyduğu değişim konusunda Kemal Bey ile birlikte siyaset yapan arkadaşlarımız söylüyor. Belki Kemal Bey de kendi söylemiyor, onlara söylettiriyor. Onu da bilmiyorum ama arkadaşlar Kemal Bey ben aday değilim başvuru yapmayacağım ama beni delegeler aday gösterirse aday olurum diyor. Hiç aday olmadım diyor. Ama bazı arkadaşlarımız var ki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bir tanesi bana sordu. Dedi ki ya senin arkanda kim var dedi o ilk başlardaki günler. Dedim ki vallahi arkamda öyle bir kişi yok benim. Üç büyük grup var dedim. Ha dedi söyle şu grupları. Dedim ki babamın arkadaş grubu, kızımın arkadaş grubu, benim arkadaş grubum. Bir tanesi 80 yaşında gözümüz açık gideceğiz diyor. Bir tanesi 20 yaşında biz yurt dışına gideceğiz diyor. Bir tanesi benim arkadaşlarım özgür böyle nereye gideceğiz diyor. Beni arkamdan bunlar ittiriyor dedim. Başka kimse yok arkamda aramayın. Bunu görmüyorsanız siyaset yapmayın dedim. Siz bunu görmüyorsanız varıp da siyaset yapmayın. O arkadaşlar efendim bazı yerlerde genel merkez kaybediyor değişimciler kazanıyor diye merke koca koca ilçeleri seçime sokmayıp delegesini merkez delegesini genel merkezci yaptılar. Bazı arkadaşlar kendi illerinde, kendi illerinde Trakya'da bütün ilçe başkanlarına hepinizi delege yazacağız dediler. Sonra sosyal medyaya baktılar. Değişimden yana tavır koyan genç genç ilçe başkanlarını son gece liste dışı bırakıp sağlam kendilerince delege yazdılar. Ki ben o delegenin de yarısından fazlasından oy alacağıma inanıyorum. Kimi arkadaşlar başka işlere kalkıştılar ama hepsi geri tepti. Neden geri tepti biliyor musunuz? Bir değişim talebinin bir yenileşme talebinin bir gençleşme talebinin karşısında siz olmayacak yöntemlerle karşı durmaya kalkarsanız hile yapmaya elinizdeki gücü kendinizle de yine değişimcilerle kullanmaya kalkarsanız o zaman en kuvvetli silah devreye giriyor vicdan terazisi başka bir yerden dengeleniyor bu hepsi merak ediyor bu Anadolu bir anda nasıl değişimci oldu yaptıklarınız yüzünden oldu. Adaletsiz olduğunuz için oldu. CHP seçmeninin oyuyla Sadullah Ergin'in meclise girmesine dair bir itirazınız oldu, oldu. mu? Oldu. Hem evet. de sabahın köründe MYK'da olayı şöyle anlatayım. Şimdi bir, hatta size bu konuda birkaç tane şey anlatayım. Hepsi ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Bir, seçimlere bir yıl var. MYK'da Özgür Özel söz istedi. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar biz 2300 maddelik sonra 2300 madde olacak bir ortak mütabakat metni hazırlıyoruz da O önemli de daha önemlisi şu Bizim ittifakımızın bir iç hukuk belgesine ihtiyacı var Ben dedim Türk Eczacı Ağabeyliği Genel Sekreteriydim Karadeniz Eczacı Odalarıyla Güneydoğu Eczacı Odalarını Birleştirip seçim kazandık O sırada o ittifakın bile iç hukuku vardı Nasıl yapacağız iç hukuk örnek vereyim dedim şöyle olacak Altta imzası bulunan altı siyasi parti olarak Yapılacak parlamento seçimlerinde ittifak yapılmaya karar vermiştir. Bu ittifakın kuralları şudur. Bir, aday göstermeden bir ay ve 15 gün kala yapılacak üç büyük şirketin toplam altı kamuoyu araştırmasının aritmetik ortalaması seçim sonucu kabul edilecektir. Bu sonuçlara göre örneğin bir ilde bir partinin milletvekili varsa birinci sıra ona aldığı oya göre şu sıra şuna deyip üç hukuku yazacağız. Yazmak kolay. Sonra da o dediğimiz anketleri yapacağız günü gelince. Bunu tarafsız birine verdiğinde adil bir şekilde bunu partiler arasında paylaştırabilir. Yoksa ya kazık yeriz, ya kazık atarız. Kazık yersek tabanımızı anlatamayız. Kazık atarsak sahadaki küskünlüğü çözemeyiz. Ya da kavga eder ayrılırız. Başarılı ittifak için kuka bağlı diye bir yıl önce söyledim. Halledilir halledilir dendi. Olmadı, olmadı, olmadı. Bunu iki 3 kez daha MYK'larda, o günkü MYK üyelerinin her biri şahittir. Her biri şahittir. Geldiğimiz noktada ölçme değerlendirmeye değil, müzakereye dayalı bir paylaşım olduğu için bu iş oldu. Birincisi bu. Şu an kazık yediğinizi düşünüyor musunuz? Ya kazık yedik değil, haksızlığa uğradık. Yani hani çok amiyane şey olur. Kazık yedik deyince bir de kazık atan olur falan. Devam eden soruları cevaplamak hiç olur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sekizli masada yokum aday belirlemede. Aday belirleme masasında arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın da şu anda yarısı genel başkanımızın yanında. Kim var o masada CHP'den? Örneğin Faik Öztürk o masada. Oğuz Kağan Salıcı o masada, Sevgili Engin Özkoç o masada. Selin Seyekböke bizimle birlikte o masada. Ondan sonra Muharrem Erkek o masada. Veli Ağbaba o masada. Bir arkadaşımız daha. Şimdi kusura bakmasın. işte sekiz kişiler. Yani şu anda da yarısı orada yarısı burada olan arkadaşlar. Bu arkadaşlar seçimlere son be, yani aday göstermenin son 5 günü için genel başkanımızın takvimini boş bıraktırdılar. 5 gün çalışmamız lazım dediler. Bence de çok doğruydu. Ama bugün çalışılmadı ittifak görüşüldü. Bugün ittifak görüşüldü. Bugün ittifak görüşüldü. Bugün, ittifak görüşüldü. bugün son güne kaldı iş. Son gün 8'li masayla genel başkanımız bir araya geldi. En üst 12. katta görüşmeler başladı. Cemur devreye girdi. Yani biz oradan artık haber alamaz hale geldik. Ve part, e, MYK toplantısına kadar hani genel başkanımız diyor ya e, 32 saat mı çıkarmadım o süreç yani. Çalıştılar ve ben MYK'nın doğal üyesi olarak grup başkan vekilleri MYK'nın e, katılımcısıdır. o hakkı yoktur söz hakkı vardır. Doğal üyesi olarak katıldığım MYK toplantısında Sıra Ankara'ya geldiğindeki başlarda Ankara. Sadullah Ergin ismini gördüm. Dedim ki inşallah isim benzerliğidir. Çünkü ben Ergenekon balyoz davalarındaki tutumumuzu biliyorsunuz. Dediler ki değil. Dedim ki bunu değiştirsinler. Dediler ki olmaz. Dedim ki bir süre sonra ikinci üçüncü Hiç olmazsa dedim onu ne bileyim işte AK Parti'nin çok oy aldığı bizim yüzde yirmi oy aldığımız ikinci üçüncü bölge koyun. Birinci bölgeye koymasınlar çıldırtmayalım seçmeni. Dedik ki genel başkanımız ona karar verecek olan biz değiliz. Öyle bir noktaya geldik iş. Mesela biz girdik salona. 8'i orada işte dışarıdan kaç kişi geliyor? Sekiz dokuz kişi de o masada olmayan sekiz dokuz kişi. Ne oluyor dedik? Çok kötü şeyler oluyor dediler. Tabii şimdi 39 ama o zaman altmış da o sayı. Yani yüzde otuz oy alsan 60 kişi vermişiz. Yüzde yirmi beş oy alınca otuz seçilmiş oldu. Neredeyse her partiye bir grup bana... Meclis muhabirleri soruyordu. Diyorlardı ki Tolga Bey, Özgür Bey şöyle duyumlar alıyoruz. Nedir? Her ittifak ortaklarınız grup kuracakmış her biri ayrı ayrı. Duymuştuk bunu. Ben çok kesin bir dille reddettim. Yok öyle bir şey dedik, yalanladık. Sabahleyin bir baktık neredeyse doğru. Neredeyse doğru. Yani o yüzden itiraz ettik. Ha şöyle bir şey var. Teknik olarak da şu doğru. Yani CHP listelerinin bir sırasını kesip o partiye yolluyorlar doldurup geri yolluyor. Ama Sadullah Ergin yazmış geldi mesela. İkincisi esas benim canımı sıkan itiraz ettiğim nokta şu. Örneğin Manisa. Biz vaktiyle rahmetli Şahin Mengü tek vekilimiz yüzde on altı oyumuz var. Manisa'da bir önceki seçimde üç milletvekili çıkardık. Bu seçimde bütün anketlerde dört çıkarıyoruz. Yüzde otuz oy alıyoruz. Otuz otuz bir dört vekil çıkarıyoruz. Beş için yani dört buçuk vekil çıkıyor. Beş için desteğe ihtiyacımız var. Bu beşinci sıraya örneğin Gelecek Partisi bir arkadaşımıza dedik gel ikinci sıra istedi. Ve dedim iki olmaz beş olması lazım. Yok dedi başka bir ile gitti. Bu beşinci sıraya ittifak ortağına versen bizim artık oylar artı onların oylar seçilse canım yanmayacak. Ama gelip dördü verdik biz. CHP'linin hakkı olan dördü verdik. Bütün örgütümüz, bütün milletvekillerimiz bütün Türkiye'de arı gibi çalıştılar ama üst çıkan yerde bizim için üçü verdik. İki çıkan yerde 2'yi verdik. Benim itirazım buna veya sorun bu, anlatamadığımız bu.